Tekrardan buluşuyoruz. Yine 8. sınıf Türkçe dersini ilk ders anlattık. Şimdi ikinci ders olarak başlıyoruz. İlk derste ne aldık? İlk derste sıfatlardan bahsettik. Sıfatlar. Sıfatlar varlıkların şekillerini, biçimlerini, renklerini, sayılarını, niteliğe her şeye biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Büyük kapı. Güzel çiçek mesela. Kırmızı çiçek. Uzun adam. Ne diyor? Bir şeyin, bir kişinin, bir şeyin sıfatını biçimlendiriyor. Biz ne dedik geçen derslerde? Geçen derslerde sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatı bir de belirtme sıfatı. Niteleme sıfatı nedir? Biz dedik bir şeyi niteleyen şeylere sıfat deriz. Büyük kapı, güzel kadın, beyaz sıra. Mesela öyle türlü türlü cümleler kurabiliriz. Daha sonra biz ne aldık? Belirtme sıfatı aldık. Belirtme sıfatını aldığımız zaman onlar da birkaç bölüme ayrılıyordu. Birkaç bölüme ayrılıyordu. Belirtme sıfatı ne dedik? Birinci işaret sıfatı, varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, o, oradaki, beriki, yanımdaki, dışarıdaki falan onlara biz ne diyoruz? İşaret sıfatı diyoruz. Daha sonra ne aldık? Sayı sıfatı aldık. Sayı sıfatı aldığımız zaman, birinciyi aldığımız zaman ne aldık? Asıl sayı sıfatı. Asıl sayı sıfatı nedir? Matematikte aldığınız gibi bir sayının tam olması lazım. 1, 2, 200, 300, 600, 1000, 1 milyon tam sayı olması lazım. 16, 17. Kesir olmaması lazım. Bölü olmaması lazım. Olduğu takdirde biz onun ne deriz? Asıl sayı sıfatı. İkinci dersimize, bugünkü derste başladığımız zaman ikinci belirtme B sayı. İkincisi nedir? Sıra sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatı ne demek? Varlıkların derecelerini, sıralarını belirten sıfatlardır. Varlıkların neyi? Derecelerini. Bir de sıralarını. Yani hani diyorduk ya mesela işte bir hangi sıfattır? Asıl sayı sıfatı. Eğer birinci dediğimiz zaman bir sırayı anlatıyor mu anlatmıyor mu? O zaman anlattığı zaman biz ona ne diyoruz? Sıra sayı sıfatı. Derecelerini sıralarına belirten sıfatlardır. Sıra sayı sıfatında hangi ekleri alır? Yani o sayı, sayı artı nıcı nici nucu nücü eğer bildiğimiz gibi eğer sessizle bitiyorsa, ünlü harfle bitiyorsa, eğer ünsüz ya da sessiz harfle bitiyorsa ıncı, inci, uncu, üncü ekleri aldığı sayı onu çıkartıp sıfat diye gösteririz. Daha sonra sıra sayı sıfatı olarak belirtiriz biz. Not. Sıra sayı sıfatını bulmak için bak birinci yol dedik nıcı nici ekleri olması lazım. İkinci yolu bulmak için sıfatı bulmak için kaçıncı sorusuna cevap verir. Yani bir cümleye sorduğumuz zaman kaçıncı eğer o cümleden cevap alıyorsak o cevap aldığımız kelime sözcük sıfatı. Hangi tür sıfatı? Sayı sıfatı. Hangi tür sayı sıfatı? Sıra sayı sıfatı diye gösterilir. Örneğin gelelim. 12. soruyu çözemedim. 12. soruyu çözemedim. Gelelim bakalım. Bir dedik derecelerini sıralarını belirtiyorsa sıfattır. Nıcı nici eki almışsa sıfattır. Bir de kaçıncı sorusuna cevap veriyorsa yani 3 tane ipucu var. O ipuculardan bulmak zorundayız. Gelelim 12. soruyu çözemedim. Eğer şöyle bir soru sorsak. Mesela desek şuraya mesela. Kaçıncı soruyu şöyle söylediğimiz zaman 12. sorusunun cevabını alıyor muyuz almıyor muyuz? O zaman alıyorsak 12. ne oluyor? 12. sıfattır. Hangi çeşit sıfatı? Sıra, sayı, sıfatı. Bak, sıra, sayı, sıfatı. Kaçıncı? 12. Kaçıncı? 6. Kaçıncı? 10. Kaçıncı? 20. Bunları inci falan ekleri de alıyorsa, yani 10,
Bakalım ne eki almış orada? İnci eki almış. İnci ekini gördüğümüz zaman nedir? Sıra sayı sıfatıdır. İkinci cümleye bakalım. Altıncı His adlı filmi çok beğendim. Altıncı His adlı filmi. His burada neyden bahsediyor? Filmin isminden, adından bahsediyor. Filmi çok beğendim. Gelelim bakalım. Şöyle bir soru yap, soralım cümleye. Eğer nıcı hangi sayı olarak, ilk önce sayı almak zorundayız. Neden? Sıra sayı sıfatını bulmak için sayı olması lazım. Mesela altıncı sayı mı değil mi? Bak altı o zaman bir sayıdır. O zaman altıya bakalım biz. Şuraya bakalım. Şu altıncı hangi eki almış? Nıncı eki almış. Nıncı eki aldığı takdirde biz ne dedik? Eğer nıcı, nici, nucu, nücü. Bir de ıncı, inci, uncu, üncü. Varsa sayıda yapışıyor, yapışmışsa o zaman nedir? Sıra sayı sıfatı. O zaman bu nedir? O zaman biz buna ne diyoruz? Sıra sayı sıfatı. Şöyle bahsediyor. Bir de şöyle bir bakalım. Kaçıncı sorusunu sorduğum, kaçıncı his? Altıncı. Bak yine altıncıyı bulduk. O zaman yine sıra sayı sıfatıdır. Burada ne diyor? Eğer derece ya da sırasını bahsediyorsa o zaman biz ona ne diyoruz? Sıra sayı sıfatı. Yani kısacası sıra sayı sıfatını bulmak için birinci sayı olması lazım. Niye? Adı üstünde. Sıra sayı sıfatı. İkinci ne olması lazım? Eğer sayı artı nıcı ekleri, sıralama ekleri almışsa o hemen sıra sayı sıfatıdır. Bir de ikinci, bir de eğer kaçıncı sorusunu cümleye sorduğumuz zaman cevabı alıyorsak o zaman o da sıra sayı sıfatından bize belirtiyor. Gelelim sıra asıl sayı sıfat aldık. Sıra sayı sıfatı aldık. İkinci ve üçüncü bakalım. Üleştirme sayı sıfatı. Üleştirme sayı sıfatı ne demek bakalım? Şu tanımı ezberlemek için değil de tanımı sadece anlamanız için şöyle yazıyoruz, bilmeniz için. Üleştirme sayı sıfatı ne demektir? Üleştirme sayı sıfatı. Asıl sayı sıfatı dedik, bir sayının tam olması lazım. Onu anlaşıldı. Sıra sayı sıfatı bir sıra, yani birinci, ikinci, onuncu, yüzüncü, on ikinci, on altıncı, on sekizinci, inci falan olduğu zaman bu sıra sayı sıfatıdır. Üleştirme sayı sıfatı ne demek? Paylaştırma anlamını taşıyan. Paylaştırma. Yani bir arkadaşım var. Öğrenci, okuldan bir arkadaşım var. Mesela cebinde 1000 dinar var. O 1000 dinarı ne yapalım? 500'ü ona verip 500'ü sen alman şartıyla ona biz ne diyoruz? Üleştirme. Yani paylaştırma. Paylaştırma. Yani bir elmayı alıyorum. Ortadan ikiye bölüp yarısını bir arkadaşına, yarısını kendin yiyorsun. O parçalamaya, o bölmeye biz ne diyoruz? Üleştirme diyoruz. Üleştirme sayı sıfatı paylaştırma anlamını taşıyan varlıkların eşit bölümlerini, bak eşit bölümlerini ne diyor? Demiyor mesela 3'te 2, 4'te 1 falan demiyor. Ne diyor? Mesela elmayı ele alalım. Elmayı ortadan, tam böyle öyle ortadan ikiye böldüğümüz zaman bir parçasını kendin aldığın zaman, bir parçasını arkadaşına verdiğin zaman her kimse, ona biz ne diyoruz? Bölme eşit olması lazım. Ona biz üleştirme sayı sıfatı diyoruz. Eşit bölme belirten sıfatlardır. Ar er eki getirilerek oluşturulur. Biz şurada ne dedik? Sıra sayı sıfatında. Eğer sayı artı nıcı, nici, nucu, nücü, ıncı, inci, uncu, üncü, yani sıralama eklerini aldığı takdirde sıra sayı sıfatıdır. Üleştirme sayı sıfatında eğer sayı, bak sayı, şurada şöyle yazalım. Kural öyle. Şöyle bir kural yazabiliriz. Mesela kural sayı artı ar er eki olduğu zaman nedir bu? Üleştirme sayı sıfatıdır. Bak sayı. Yani bir sayı olması lazım. Birden sonsuza kadar 1 milyon, 2 milyon kaçsa sayı art, ar, er üleştirme sayı sıfatı olarak gösterilir.
Bu bir ipucu. İkinci ipucu. Not. Üleştirme sahih sıfatını bulmak için cümleye kaçar sorusuna cevap verir. Bak biz ne dedik? Cümlede bir sayı varsa bu sayı sıfatıdır. Aldığımız zaman sayı sıfatıdır. Ama hangi çeşit? Asıl sayı sıfatı mıdır? Daha sonra sıra sayı sıfatı mıdır? Üleştirme sayı sıfatı hangi çeşittir? Bakarız. Asıl sayı sıfatı olması için tam olması lazım. Sıra sayı sıfatı olması için ince ekleri sıra belirtmesi lazım. Üleştirme sayı sıfatı olması için sayı artı rr ekip alması lazım. Örneğin mesela. Örnek. Baba her oğluna üçer tarla bıraktı. Baba her oğluna üçer tarla bıraktı. Şurada nerede sıfat? Mesela tarla bıraktı, üçer, oğluna, her, baba hangisi? Gelelim. Sayı var mı içinde? Evet. 3. Şurada 3 sayı var. Bu bir. Bu nedir? Bu sayı sıfatı. Sıfat. Hangi çeşit sayı sıfatı o zaman? Bak. Şurada rr eki aldığı takdirde biz ne dedik? Rr eki aldığı zaman biz ona üleştirme sayı sıfatı diyoruz. O zaman üçer. Üçer dediğimiz takdirde bir bölme ifade ediyor mu etmiyor mu? Bak üçer. Baba her oğluna üçer tarla bıraktı. Yani mesela 4 tane oğlu var. O oğullardan ne diyor? 3, 3, 3, 3. Yani eşit bir şekilde. Eşit bir şekilde dağıtıyor. Ona ne diyoruz? Üleştirme sayı sıfatı. İkinci örneğe gelelim. Hepimize 26'şar ceviz düştü. Hepimize 26'şar. Bak 20 bir sayı. 6'şar ne diyor? 6 bir sayıdan bahsediyor. Burada rr eki yani şarşer de eki olması lazım. Aynı. Bir şeyin böldüğümüz zaman 6'şar. Çünkü bildiğiniz zaman rr şurada şöyle yazalım. Şöyle yazabiliriz. Mesela rr şar şer. Neden şar şer? Çünkü eğer sessizle bitiyorsa şar şer, sessizle bitiyorsa rr onu geçen derslerde almışız. 6'şar ceviz düştü. 26'şar yani hepimize 10 tane düşünelim. 10 tane kişi düşünelim, insan düşünelim. Ne diyor? 26'şar. Yani 10 kişiye hepsine 26 26 26 26 diye ceviz düşmüş. Yani bir ortak bir pay var. Orta bir pay var. Umarım anlamışsınızdır inşallah. Sıra sayı sıfatını anlattık. Tekrardan sıra sayı sıfatı kısaca anlatayım. Sıra sayı sıfatı dereceleri, varlıkların derecelerini sıralarını belirtir. Yani nıcı, nici, nucu olması lazım burada. Bir de kaçıncı sorusuya cevap verdiği zaman buna bir sıra sayı sıfatı diyoruz. Üleştirme sayı sıfatı nedir? Üleştirme sayı sıfatı yani bir paylaşma durumu var. Paylaşma, taşıma, varlık, eşit bölme taktiğine dikkat edelim. Mesela iki tane kitabım var benim. Bir tanesini bir arkadaşına verdim. Diğer kitabı diğer bir arkadaşına vermek şartıyla. Eğer bu ortadan bölme yani eşit bölmeyi yaptığımız zaman üleştirme sayı sıfatı diyoruz. Üleştirme sayı sıfatında sayı adı üstünde üleştirme sayı sıfatı sayı artı rr ya da şarşer eki getirilerek oluşturur. Bak dediğimiz gibi 3'er bir de 6'şar gibi sayılar üretebiliriz. Gelelim başka bir konuya. Diğer bir konu aynı. Devamı mesela. Şurada ne var? İkinci dedik. Doğru mu? B dedik. Bu sefer dördüncü. Nedir o zaman? Kesir. Kesir.
sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatı ne demek bakalım? Bir ismi kesirli sayılarla belirten sayı sıfatıdır. Sayı sıfatıdır. Şurada şöyle bir not yazabiliriz. Not. Kesir sayı sıfatını bulmak için kaçta ya da kaç sorusuna cevap verir. Kaç sorusuna cevap verir. Örneğin örnek mesela alım satımdan %2 komisyon alıyor. Diğer bir örneği yazalım burada. Yatmadan önce yarım bardak süt içer. Şurada bir not yazabiliriz. Öyle. Not. Yarım ya da çeyrek sözcükleri nedir? Kesir sayı sıfatıdır. Tamam. Gelelim şöyle bir şey anlatalım. Biz önceden aldık asıl sayı sıfatı. Daha sonra üleştirme sayı sıfatı. Burada aldığımız gibi kesir sayı sıfatını alıyoruz. Kesir sayı sıfatı ne demek? Bir ismi kesirli sayılarla. Yani hani asıl sayı sıfatını aldığımız zaman ne diyordu? Bir sayının tam olması lazım. Daha sonra ne aldık? Sıra sayı sıfatı. Bir sıranın belirtmesi lazım. Birinci, ikinci, üçüncü, onuncu sıranın belirtmesi lazım. Üleştirme de sayı sıfatı ne dedik? Üleştirme sayı sıfatında yani bir şeyi her neyse ortadan eşit olarak böldüğümüz takdirde biz ona üleştirme sayı sıfatı diyoruz. Bu sefer gelelim kesir sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatı ne demek? Bir ismi kesirli sayılarla belirten sayı sıfatıdır. Not. Kesir sayı sıfatını bulmak için kaç sorusuna cevap verir. Yani cümleye kaç ya da kaçta sorusunu cümleye sorduğumuz zaman cevap alıyorsak o zaman nedir o? Kesir sayı sıfatıdır. Örnek. Alım satımdan %2 komisyon alıyor. Alım satımdan %2 komisyon alıyor. Bakalım. Alım satımda %2 komisyon alıyor. Bu arada %2, %100 kelimesi bir sayı mı değil mi? Evet, bir sayı. O zaman %2 bu sayı sıfatıdır. Doğru. Ama hangi çeşit sayı sıfatıdır? %2 bak. %2 biz dedik asıl sayı sıfatı var. Asıl sayı sıfatı sayının tam olması lazım. Burada tam mı? Yok. Değil. Daha sonra neyimiz vardı mesela? Sıralama. Sıra sayı sıfatı. %2, %2 falan öyle bir şeydi. Yok. O da yanlış. O zaman değil. Üleştirme sayı sıfatı. RR var mı içinde?
O da yok. Tamam. O zaman nedir? Kesiş sayı sıfatı. Kesiş sayı sıfatı ne demek? Yani biz dedik üleştirme sayının sıfatının tam tersi. Üleştirme sayı sıfatında dedik bir elmayı ortadan eşit bölerek vermek, dağıtmak. Kesiş sayı sıfatında tam tersi. Bir elmayı dört parçaya böldüğümüz zaman bir parçasını bir arkadaşına verip üç parçasını kendin alma şartıyla biz ona ne diyoruz? Kesiş sayı sıfatı. Yani bir parçası 5'te 1, 6'da 2, 8'de 3. Bak yani eşit bir şekilde değil. En fazlası sana, çoğu sana, bir kısmı da karşıdaki. Alım satımında %2 komisyon alıyor. Kaç komisyon alıyor? %2. Yani biz buna ne diyoruz? Kesir sayı sıfatı. İkinci örneğe bakalım. Yatmadan önce yarım bardak süt içer. Yatmadan önce yarım bardak süt içer. Süt iyi olduğunu biliyoruz. İnsanın sağlıklı, sağlıklı kalması için süt çok iyi. Yatmadan önce yarım bardak süt içer. Biz dedik kaç süt içer, ne kadar süt içer sorduğumuz zaman cevabı yarım alıyoruz. Yarım bir sayı belirtiyor mu? Hayır, belirtmiyor. O zaman gelelim şunun olduğu aklınızda bulunsun. Diğerleri gibi. Yarım ya da çeyrek. Bak yarım ya da çeyrek kelimeleri, sözcükleri cümlede gördüğümüz zaman hemen onu alıp kesiş sayı sıfatı olarak işaretlemek zorundayız. Hemen bak yarım ya da çeyrek. Yarım ya da çeyrek. Yatmadan önce yarım bardak süt içer. O zaman yarımı gördüğümüz zaman şöyle diyebilir miyiz? Kesiş sayı sıfatı mı diye? Evet diyebiliriz. O zaman yarım nedir? Kesir sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatı. Şurada da kesir sayı sıfatını da anlattık. Gelelim son iki sıfatımız var. O iki sıfatı da anlatalım. Bu sefer C şıkkı, hani dedik ya biz ilk önce neyimiz vardı orada? İlk önce bahsettik, nitelemeye de belirtme, daha sonra belirtme birkaç bölüme ayrıldı. İşaret sıfatı, sayı sıfatına ayrıldı. Sayı sıfatı da birkaç bölüme ayrıldı. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, bir de kesiş sayı sıfatı. Bu sefer gelelim C, belirsizlik sıfatı. Belirsizlik sıfatı. Belirsizlik sıfatı neden bahsediyor? Varlıkları, bak. Varlıkları ne veya kim? Ne veya kim olduğunu sayısını, miktarını, yerini açıkça belirtmez. Açıkça belirtmez. Yani belirsizlik sayı sıfatı, belirsizlik sıfatı ne demek? Belirsizlik sıfatı belli olmayan, yani açık olmayan, belirsizlik, bir şeyin belli olmaması lazım. O kelimeler hangi kelimelerdi? Hani diyoruz ya belirsizlik sayı belirsizlik sıfatını anlatıyoruz. O kelime hemen gördüğümüz zaman bunlar belirsizlik sayı sıfatıdır. Birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, bir takım,
Her. Her. Hiçbiri. Herhangi. Bu kelimeleri, bu sözcükleri cümlede gördüğümüz takdirde hemen belirsizlik sıfatıdır. Bir, birçok, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, bir takım, her, hiçbiri, herhangi. Sözcükleri cümlede bulduğumuz zaman bunlar nedir? Belirsizlik sıfatıdır. Örneğin. Mesela şöyle bir örnek yazalım. Her gün düzenli olarak koşu yapar. Her gün düzenli olarak koşu yapar. Yani ne diyor? Bir kişi, her kimse düzenli olarak koşu yapıyor. Kendi sağlığını koruması için ya da sıhhatini, fiziğini koruması için koşu yapıyor. İyi bir şey. Her gün düzenli olarak koşu yapar. Bak, şurada ne dedik? Bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, bir takım, her, hiçbiri, herhangi. Her kelimesini gör, bak ne diyoruz? Her gün belli bir günü tespit ediyor mu? Mesela diyor mu? Cumartesi günü düzenli olarak yapıyor, sporunu yapıyor. Yok. Pazar günü belli bir günü bahsetmiyor. Yani ne diyor? Her gün belli olmayan. O zaman biz buna ne diyoruz? Belirsizlik sıfatı. Başka bir örnek. Kimi insanlar çok kitap okur. Yani kitabın okunmasının ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Kimi insanlar çok kitap okur. Biz ne dedik? Varlıkları ne veya kim olduğunu, sayısını, miktarını, bak sayısını, miktarını, yerini açıkça belirtmez. Dikkat. Yani belirtmez. Kimi insana çok kitap okur? Hangi insana çok kitap okur? Şurada belli mi bu cümlede? Hayır. O zaman belirsizlik sıfatı olması lazım. Nasıl belirsizlik sıfatı olması lazım? Kimi? Şurada bu sözcük var mı yok mu? O zaman ne diyoruz şuna? Belirsizlik sıfatı. Biz ona ne diyoruz? Belirsizlik sıfatı. Her gün düzenli spor olarak koşu yapıyor. Ne diyor? Her gün. Belli bir günü bahsetmiyor. Kimi insanlar çok kitap okur. Ne diyor? Kimi insanlar. O zaman bu nedir? O da bir belirsizlik, bir şeyden bahsediyor. Gelelim, son bir şeyimiz var. Son bir soru sıfatı var. O soru sıfatını da anlatalım. Sıfatların konusunu kapatalım. Bitti. Şöyle yaparım. Çe en son sıfatımız. Çe ne var burada? Soru sıfatı. Soru sıfatı ne demek? Varlıkları sorarak belirten sıfatlardır. Mesela hangi sözcüklerin bulunması lazım cümlede? Nasıl? Kaç? Kaçıncı? Kaçar? Hangi? Ne kadar? Sözcükleri cümlede bulunduğu takdirde biz ona soru sıfatı diyoruz. Örnek.
Şöyle yazalım. Sınıfta kaç öğrenci var? Yani kaç kelimesi, bak soruyu anlayalım. Varlıkları sorarak belirten sıfatlardır. Yani bir şeyi sorması lazım. Cümlede ne olması lazım? Hangi kelimenin genellikle? Nasıl? Kaç? Kaçıncı? Kaçar? Hangi? Ne kadar? Yani bir şeyi ne yapıyor? Soruyor. En önemlisi, burada bir ipucu, bir en sonunda cümlenin soru işareti olması lazım ki bu soru sıfatı olması için. Sınıfta kaç öğrenci var? Bak, hemen bulduk ipucu. Soru işareti verdiği zaman ne diyor? Kaç öğrenci var? Kaç öğrenci o zaman nedir? Soru sıfatıdır. En son örneği yazalım. Aynen. Kimi insanlar mesela şöyle yazarım. Pardon. Kim gazete okumayı sever? Şurada bir soru. Kim gazete okumayı sever? Kim gazete okumayı sever? Şurada bir ipucumuz var. Bir, cümlenin sonunda soru işareti olduğu zaman soru sıfatıdır. Bu bir. Hemen ipucuyu aldık. Bir başka bir şey. Ne dedik? Nasıl? Kaç? Kaçıncı? Kaça? Hangi? Ne kadar? Bir de cümlenin anlamına bakalım. Kim gazete okumayı sever? Kim? Bir sorun ama mesela sizden soruyorum. Kim gazete okumayı sever? Bir soru soruyorum, siz cevabı alıyoruz. O zaman kim nedir burada? Soru sıfat. Tamam. Bugün sıfatların en sonunda aldık. Soru sıfatını da aldık. Konumuz sıfatların konusunu burada bitirdik. Umarım en güzel şekilde anlamışsınızdır. Gelecek derste soruları hazırlayıp sizlere çözüm bir şekilde sunacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.